bize ait. Şuradaki arazi de bize ait. İşte burada zaten çok güzel manzaralar var. Kadının ne işi var Sermet'in yanında? Kim o kadın? Ahu ahu. Etmezse biz de etmeyelim, tamam mı? Çaktırma sakın. Tamam, tabii tabii tabii. Fırat'cığım, ne haber? Neler oluyor? Asıl size sormalı. Vallahi Deniz beni apar topar kolundan tuttu getirdi, anlamadım ki. Hoş geldiniz. Tanıştırayım, Ahu Hanım bu güzel mekanın sahibi. Deniz Hanım arkadaşımdır kendisi, aynı zamanda avukattır. Arkadaşım derken aslında daha fazlası kendisi. Allah nasip ederse evlenmeyi düşünüyoruz. Ne güzel, ne hoş. Bakalım hayırlısı. Nane Hanım da benim eşim abla. Çok memnun oldum. Buyursanıza. Ne güzel grup da kalabalıklaştı. Mutfağımı size sunmak için çok büyük bir fırsat oldu bana. Evet. Ben bir gidip şefe bakayım. Bu lokantayı alıyor musunuz? Nereden çıkıp durup dururken yani? Yani anlamadım. Başka lokanta mı kalmadı? Dağın başında. Ben okudum burayı. Bir sürü şey yazıyor hakkında. Saçma sapan sakız gibi kalamar diyor. Yemeği de kötü. Ya ne bu şiddet, bu şeyler ne oluyor ya? Hayır, sen bize fikrimizi sormak için çağırmadın mı? Ben hayır diyorum. Ben de hayır diyorum. Bence gidelim. Daha hadi hadi. Ya tamam tamam, daha teklif sunduk. Daha almaya karar vermedik ki. Saçmalıyorsunuz bu arada. Kız içeride yemek hazırlıyor. Lütfen. Sermetciğim, benim bildiğim böyle işler aileyle konuşulup birlikte yapılıyor değil mi? Karar alınıyor bütçeye uyularak falan. Ya Narinciğim, böyle niye rahatsız konuşuyorsun ki? Yani bu senin mutfak masraflarından arttırdığın 1 milyon dolarla işe girmiyor ki. Oğlum bir şey söylesene karına sen de. Ne diyorsun sen abi? Sen önce istersen Deniz'e bir şey söyle. Görürüm ben seni daha sonra. Evet. Çok özel bir hazırlık yapılıyor sizin için. Ben biraz o yüzden mutfakla ilgileneceğim. Size bizzat kendi elimle yaptığım yemekleri tattıracağım. Tabii bu arada atıştırmalıklar ve şarap var. Ama ben istemem. Neden? Çok lezzetliydi şarap. Bizim küçük mazeretimiz var da. Bebek bekliyoruz. Aa, ne güzel, tebrik ederim. O zaman ben Nail Hanım'a çok güzel bir meyve suyu yaptım. Mersi. Sermet Bey'in mazereti yok değil mi? Hem bekar hem bebek beklemiyor. Ne oldu ki şimdi ya? Ne oldu yani? Kadın ne kadar güzel, nazik nazik insan gibi davranıyor. Hayırdır, ne oldu? Sen böyle arkasından böyle ayran budalası gibi baktığın için olabilir mi? Ha? Kusura bakma Deniz'ciğim ama memelilerin yaşamsal refleksi diye bir şey vardır. Yani şey mesela bak, ormanda ceylanlar ot yerlerken hepsi böyle 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 sağa sola bakarlar. Aslanlara mesela böyle hareket eden her şeyi takip ederler. Mesela bebekleri düşün yani. Bebeklerin karşısına geç. Böyle böyle yaptığın zaman yani çocuklar seni takip ederler. Yani kusura bakma ama bu evrimin problemi. Benim problemim değil. Çirkinleşti. Maymun demedi, maymun demedi. Lütfen bundan tadın. Bu benim özel tarifim. Hı hı. Değişik bir mantardır. Hı hı. Biraz almaz mısınız? Lütfen bir parça alın, lütfen.
Siz zahmet etmeyin isterseniz. Yok 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 yok. Tamam, ben alayım. Lütfen. Ay, ay kusura bakmayın, vallahi benim yüzümden oldu. Ağzına yedirmeye alışkın değil tabii. Biz genelde ortaya koyarız, kendisi yer ondan. Hiç önemli değil. Lütfen bırakın, ben garsona vereyim. Siz zahmet etmeyin, biz hallederiz. Lütfen lütfen, verir misiniz? Yağ falan kalır şimdi. Alayım ben. Teklifsiz bir insan, çok samimi, değil mi? Yani iş hayatında böyle olmak gerekiyor bence. Hani çok fazla bir şey takmamak gerekiyor. Tattırmak istedi sadece. Of, bütün gün canım çıktı oradan oraya, oradan oraya otobüslerde. O adliye senin, bu adliye benim. Müstahak sana. Kaç defa söyledik ki amcamın şirketinde çalış diye sana. Kaç defa söyledim ben. Ne fark ediyor Denizciğim? Ne fark ediyor? Staj her yerde staj. Bir kere bizim firmada o çalışan elemanlar öyle otobüste hiçbir yere gidip gelmez. Kapıda şoförle araba bekler. Lütfen. Ah canım, kıyamam. Kıyamam. Amcasının yanında staj yapıyor, işe girmiş. Yediriyor, içiriyor amcası. Şoförler yolluyor. Yoruluyor benim arkadaşım. Aa. Hayır, hayır. Hiç öyle değil. Gitmem. Ben sabah köründe kalkıyorum. Akşama kadar oradayım. Oraya git, buraya git. Faks çek, fotokopi çek, dilekçe yaz. Çok yoruluyorum ben. Hiç öyle değil. Aa, kıyamam. Aa, kıyamam. Yok, üniversitelerden yok, mezun olmuş. Çok yoruluyorum. Staj yapıyor üniversitelerden. Avukat olmuş. Staj yapıyor. Ben sana kıyamam. Kıyamam ben sana. Ay, yemek at, yemek. Ay sen ne tatlı şeysin ya. Ha. Ay, üzülüyor bak. Şurada bakayım bir. Bakayım şurada. Yerim seni ben, Mac. Yaşmarık. Rahatsız etme hanımefendileri. Aa, yok canım, ne rahatsızlığı. Biz sevdik birbirimizi. Değil mi? Max öyle herkese yüz vermez. Seçicidir. Sahibine çekmiş. Haluk ben. Deniz ben, Narin arkadaşım. Memnun oldum. Hı. Verdiğimiz rahatsızlığı affettirmek için bir içki ısmarlayabilir miyim size? Tabii. Bana bak. Bana bak. Kudubetlik yapma. Adam çok tatlı. Sakın kaçırma. Ay çok tatlı. Ay saçmalama. Ay. Max. Gel oğlum. Ay ne tatlısın sen Max. Ay bırak ya. Oğlum. Ken'e benziyor Barbie'nin Ken'i. İşte ya, ne güzel. Ay ezilecek bu. Max gel bakayım canım benim, gel. Ay yok artık. Ya Deniz saçmalama Allah aşkına, ne aşkı ne sevgisi. Daha kaç gün oldu siz tanışalı ya? Ne var canım? Doğru adamı bulduğunda 5 dakika bile yeter. Ay yok artık. 2 gün oldu çıkalı, Haluk doğru adam, öyle mi? Hemen anladın. Öyle tabii. Ben ölüyorum aşkımdan. Ayrıca o da ölüyor aşkından. Her gün bana kaç kere mesaj atıyor. Bilmiyorum. Böyle kaç kere arıyor biliyor musun? Yalnız hazırlıklı ol. Bu iş ciddiye gidiyor. Ben sana söyleyeyim, söylemedi deme sonra. Deniz Sunalı siz misiniz? Ha, evet benim. Sizinle önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Şey neyle ilgiliydi? Nişanlım Haluk Er Yılmaz'la ilgili. Deniz, acele seni görmem lazım demiştin. Hani merak ediyorum, nedir konu? Burada mı konuşayım? Şimdi burada mı konuşayım yani? Çıkınca konuşuruz değil mi? Yani. Hanım baksana be. Ben şeye gidiyorum. Ben de o şeye geliyorum. Burnumu pudralayacağım. Niye? Yani burnun çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Çaktırmadı o da, görüyor musun? Nasıl çaktırsa kızım. Bizim ne zıtlaşırız, ortaklık hayalleri bitecek. O yüzden çaktırmadı. Bu kocası ölünce demek ki zora düştü. Herkese kırıtıyor ortak olsun diye. Ben istemiyorum terbiyesiz hayatımızda o kadar. Vallahi benlik bir durum yok. Sen sıkacaksın Fırat'ın boğazını. Yetki sende. Bende bir yere kadar, nişan yok, bir şey yok.
Bana bak, siz ne zaman nişanlanacaksınız? Olacak mı iş? Ya da olacak mı yani? Olacak. Olacak da yani şu adam bana musluk yapmayı bırakırsa o zaman olacak. Gördün canı yaptıklarını. Ama bırakır mıyım ben? Şuradan bir kalkalım bak, ben buradan çıkınca onu neler yapıyorum? Yapma. 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 Mahvoluyorsun sonra. Ağzın burnun dağılıyor ağlamaktan. İçin dışına çıkıyor. Yapma. Kabul et. Bu adam böyle, kabul et. Ha, oldu. Tabii tabii. Ha, ha. Yap. Yap. Ne halin varsa gör. Karışmıyorum. Tamam mı? Al başına belayı. Birader gözünü seveyim bana, bir akıl ver ya. Ya. Böyle değişik değişik hareketler yapıyor, benim sabrımın sonuna geldim yani ben. Ne bileyim abi, ben de anlamadım. Narin de bir acayip zaten. Ya gözünü seveyim, bu akşam bize gelin ya. Beni yalnız bırakma, yemin ediyorum benim boğazımı keser. Aman boş ver canım, akacak kan damarda durmaz. Hayır, iş buralara nereden geldi onu anlamıyorum yani. Nihayetinde bir yatırım yapmaya çalışıyoruz yani. Yaptık yaptık, yapmadık yapmadık. Hani niye bu, niye buraya geldi bu mevzu? Yani, bence avvanıma taktılar. Belli. Ya tamam, biraz fazla samimi bir insan ama yani o kadar da kötü bir şey yok ki. Yani onlar her gün bir sürü erkekle yemeğe çıkıyorlar. Yok müşterimiz, yok müvekkilimiz diye. Kahve içiyorlar. Bizim sesimiz çıkıyor mu, şey diyor muyuz? Maşallah. Tek başıma yapamıyorum. Diyen ben miyim lan? Ne alakası var şimdi? Yok ya. Sen sıyır zaten hemen. Kaş göz, denize falan. Bütün bende. Oğlum ben sevdiğimden kaş göz yaptım. Yoksa yapar mıyım öyle bir şey, lütfen? Ya abi ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.